hazır. Kız köpüksüz olmuş ya onlarla. Neziha kız, açsana kapıyı. Eyvah, kocam geldi. Ne yapacağız şimdi? Ay, ne bileyim ben, eyvahlar olsun. Bana bak, belalı mıdır? Ya içeriden yeni çıktı, Rahşen affıyla çıktı. Ya kardeşim, o aftan ne afmış be? İçeride ne var ne yok, gardiyanları bile dışarıya çıkarttılar. Ya dur, lafa daldık Allah aşkına. Baştan alalım, çığlıklarla. Eyvah kocam! Bana bak, şuraya gir. Yok canım, oraya ne gerek var? Ben şu çekmeceye kıvrılırım. Ya gir bir yere işte, hadi gir. Tüplü mü gireyim, tüpsüz mü gireyim? Bırak şu tüpü de gir Allah'ım yarabbim. Giremiyorum, giremiyorum. 2 metrelik adamı sen 1 metrenin içine sokmaya çalışıyorsun. Giremiyorum. Ben tüpü alır, balkondan aşağıya atlarım. Araba alsın, çıkart da izleri atmıyorsun. O zaman aç kapıyı çarpışarak ölerim. Kırdırtma lan bana bu kapıyı. Nedir o? Bekir, o açıklayamazsa ben açıklayabilirim. Bana bunu da mı yapacaktın? Bu adamın adı ne? Bekir. 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 Bekir abi, vallahi bildiğin gibi değil. Bak, tam takıyordum, sen geldin. Hiç bildiğin gibi değil. Yani Neziha beni aradı, çabuk gel, sana ihtiyacım var dedi. Seni istiyorum dedi. Demedin mi kız? Dedim. Bak, dedim dedi. Ben de kalktım geldim. Değil mi Neziha? Evet. Maşallah. İsmen tanışıyorsunuz yani. Yok abiciğim, sen oradan Neziha dedim diye ben öyle dedim. Yani istersen yengeye Şengül de diyebiliriz. Gerçi pek bir şeyin hali yok ama. Kes ulan! Nereye gidiyor kız? Silahını almaya. Hadi be! Neziha, ben seni de... Çevirmem. Oy! Geç ulan şuraya, geç! Önce hanginiz ulan? Hanginiz? Bekir, ne olur bir çılgınlık yapma. Bak her şeyi anlatacağım. Sen de bir şey söylesene. Kız, ben de bir şey söyleyecek hal mi kaldı Allah aşkına? Öldüreceğim lan ikinizi de. Öldüreceğim. Yalvarırım, ne olur yapma Bekir. Bekir! Bekir abi, ne olursun bizi öldürme, yalvarırız. Vuracağım. Tamam, vur. Ama önce Neziha'dan başla. Belki hevesin geçer. Bak, ben sana yalancı şahitlik de yaparım. Hiç kusura bakma. Sen de öleceksin. Hepsi senin yüzünden manyak karı. Bana manyak diyemezsin. Dedim. Hadi bakalım dedim. Kız, imam bizim selamımızı veriyor. Senin takındığın şeye bak. Hadi. Bildiğiniz duaları okumaya başlasanız iyi olur. Tamam. İstediğimiz duadan başlayabilir miyiz acaba? Benim için fark etmez. En uzunundan oku bence. Hatta ucuca bağlayalım, süresi uzun tutsun. Ne yaşasak kar dur. Gerçi sen yaşamışsın yaşayacağın kadar da. Kelime-i şehadet yeter. Puh, gördün mü bak, koca kitapların en kısasını seçti. Oh, kurtulduk manyaktan. Kusura bakma Bekir. Ya ne kusuru Allah aşkına? Sen eğer onu indirmemiş olsaydın o silahıyla ikimizi beraber indirecekti. Yapmazdı bir şey. Ben kocamı tanırım. Hiç. Sinirlendi birazcık o kadar. Birazcık mı sinirlendi? Birazcık mı sinirlendi? Beni delirtme. Siz karı koca vallahi contaları sıyırtmışsınız ha. Ben sana mutluluklar diliyorum. Benim paramı verin, ben gidiyorum. Ne parası ayı? Ne parası olacak? Tüp parası. Tüp. Ne kadar sinirlendi gördün işte. Kocam işsiz. Yani her sabah evden çıkarken 3 lira 5 lira bir çay simit parası istiyor. Ben de yok diyorum. Bir 50 liram vardı, tüpe saklıyordum. Yani yakalandık işte. Habersiz değiştirecektim. Şimdi kendi kandırılmış hissetti tabii.
Haklı adam. Onun yerinde hangi erkek olsaydı aynı şeyi hissederdi. Birçok şeye alıştık. Tüpsüzlüğe de alışırız. Bu 50 lirayı da ayılınca ona veririm, gönlünü almış olurum. Vallahi Nezha, bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bu işe ilk girdiğim zamanlarda tüp patlayacak diye çok korkuyordum. Ama bu gidişle halk ne zaman patlayacak diye korkuyorum. Hadi bay bay. Gitti mi kız? Vah! Bu numarayı tuttu. Bu hafta da tüpü beleşe getirdik. Haftaya buluruz başka bir numara, değil mi? Aslan kadın. Güzel.